Merhaba arkadaşlar, günaydın. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için niyetlenip içtim. Olumlu her şeyi kabul ediyoruz. Olumsuza da stop diyerek gönderiyoruz. Bakalım bugünkü falımızda neler var. Hemen hemen anlatmaya başlıyorum. Uzatmayacağım. İyi olan her şey bizi bulsun dedim zaten. Evet, şöyle sevinç gözyaşınız bakın. Geçmişte bırakmışsınız ama biraz sevinç gözyaşınızı. Bir kişiyle alakalı aslında güzel haberler almışsınız. O zaman da sevinmişsiniz bu konulara. Şimdi şöyle dönelim. Şöyle aslında burada farklı durumlar var. Onu anlatacağım. Şimdi size şuradan başlamam lazım önce. Şimdi bir hastalık yaşamış olanlar, kafası önünde böyle kafasını havaya kaldıramadığınızı görüyorum. O hastalık olayını biraz geçmişte bırakmışsınız. Önünüzü aydınlatmaya çalışmışsınız. İşte biraz emek, biraz hareket, biraz hareket, biraz hareket derken yakın zamanda büyük bir karmaşa, özellikle ilişkiler konusunda büyük bir karmaşanın içinde çıkıyorsunuz. Sanki bir kişi yüzünden üst üste konmuş sorunlardan dolayı ilişkinizde sıkıntı yaşadığınızı görüyorum. Bu evliliğiniz ya da aşk hayatınız olabilir. Üçüncü bir şahıs tarafından sıkıntılı bir sürecin içerisine sokulmuşsunuz. Bu süreci yaşamak zorunda kalmışsınız. Hatta burada sanki her şeyi bırakıp bu konuyla ilgilenmişsiniz, para da kaybetmişsiniz olarak çıkıyor. Bir ateş bir anda alevlenmiş ve tehlikeye dönüşmüş. Bu durumu siz çok tehlikeli bulduğunuz için de kavga kaçınılmaz olmuş. Aslında üzerinizde iki tarafın da üzerinde nazar var. Bu nazarın da etkileri bu kavgada büyük. Ama sonuç olarak sonrasında temiz gözyaşınız buraya denk geldiği için temiz sonuçlanmalarla yolunuza devam etmeye çalışmışsınız. Ama sonra gene yollarınız ayrılmış. Görünen o. Birbirinize bağlısınız ama farklı yönlere bakıyorsunuz. Aslında kalben birbirinizi seviyorsunuz ama sanki fikren anlaşamıyorsunuz. Ya da bu üçüncü kişi kimse, anne, baba, başka birisi bu araya iyi bir şekilde oturmuş, ikinizin bir araya gelmesini engelliyor olarak çıkıyor. Hatta burada daha çok erkek görseli görüyorum ben. Sanki bu bayanı biraz geçmişte bırakmaya ve yolunuza bakmaya çalışıyorsunuz. Bayanlar için de şunu söyleyebilirim. Bu değer verdiğiniz, önemsediğiniz insan aslında biraz sizi geride bırakmış, yoluna devam etmeye çalışıyor diyebilirim. Hatta bu erkeğin karşısında çok belli belirsiz bir kişi var. Sanki onunla yakın zamanda bir görüşme yapmış ama sıkıntılarından, içindeki o buhrandan da kurtulamamış. Kendine bir yol açmaya çalışıyor ama karşısında da doğru insanlar çıkmadığı için tek başına yoluna devam etmeye çalışıyor olarak görüyorum. Bugüne baktığım zaman haneniz temiz, düşünceleriniz temiz, sadece geçmişte yaşamış olduğunuz sıkıntılar var. Farklı bir açıdan dünyaya, hayata bakmaya çalıştığınızı görüyorum. Bir ay için hiçbir şey diyemem ama bir aydan sonra bir yükün altında görüyorum sizi. Özellikle 5 rakamı çıkmış. Sanki beşli bir rakamda Haziran'ın 5'i ya da Mayıs'ın 25'i. Çok Mayıs'ın 25'i gibi de durmuyor aslında. Beşli Haziran'ın 5'i gibi. Şimdi öncesinde Haziran ayına girmeyeyim diyeceğim ama Haziran ayına kadarki olan süreçte bir yol planları, işinizle ilgili özellikle söylüyorum bakın, bir yol planları yapıyor olabilirsiniz. Burada küçük bir para var. Bu parayı kazanmak için kısa yollar uzatılabilir. Bu konuda inat ediyorsunuz. Bir sürecin içine girmeye çalışıyorsunuz. Sanki yapmak istediğiniz işle alakalı daha mücadeleci bir tavır içerisinde görünüyorsunuz. Yalnız ortada görünen şöyle bir şey var. Haziran'ın 5'inde üzerinizde çok büyük bir yük görünüyor. Yani siz neyin altına giriyorsanız eğer bu size ağır gelecek. Yapmak istediğiniz şeyde belki süreç olarak sıkıntı yaşayacaksınız ya da belki sonuç olarak sıkıntı yaşayacaksınız ama bu düşündüğünüz konu her neyse sizi karışıklığa sürüklüyor. Dönemsel olarak 2-3 haftanızı alacak karışık bir süreç. Ayaklarınız oysa ki yere çok sağlam basmasına rağmen sanki elimi verdim kolumu kaptırdım görselleri var. Yani birileri sizi tutmuş çekeleyerek parçalamaya çalışıyor. Elinizden bir şeyleri almaya çalışıyor. Şimdi bu görseli genel olarak değerlendirecek olursam eğer iş yerinizde yaşadığınız insanlar, birlikte olduğunuz insanlar belki de sizin iyiliğinizde değil de zararınıza bazı hareketler yapabilirler Haziran'ın 5'inde. Sanki ben elimi verdim, kolumu kaptırdım diyebilirsiniz. Bunu ilişkilere çok katmak istemiyorum çünkü burada ikili ilişki olarak görünmüyor. Bu genelde iş hayatınız, sosyal hayatınız, arkadaş hayatınızla alakalı bir görsel. Yani bugün için
Bir ay sonra yardım yapmak ya da kazanç sağlamak istediğiniz konularda elimi verdim, kolumu kaptırdım demeniz çok mümkün. Aman ha dikkat diyorum. Sonrasında yavaş yavaş bu konu toparlanacak ama bu konunun genel anlamda toparlanması bir ayı bulur. Bu da süreç olarak sizin böyle bir anda kükrediğiniz, parladığınız, sinirlendiğiniz ve sonra yavaş yavaş sindiğiniz bir süreç olarak görünüyor. Yani bu durumu siz de kabul etmeyeceksiniz ve bu süreç içerisinde böyle sinirli, agresif tavırlarınızla çevreye bu durumu anlatarak kendinizi yatıştırmaya çalıştığınız bir sürecin içerisinde görüyorum sizi. Son olarak sonrasında tekrardan yollarınız var ama bunlar çok silik. Yani düşünerek, belki ani kararlar vererek gitmeye çalışacağınız bir yol olabilir. Şuradan indirelim şu sıkıntıyı atalım. Ben biraz hile yapıyorum bu konularda, sıkıntı gitsin. Ama parasal konularda sıkıntınız burada var. Şimdi bu çıktı. Kısmet beklentisi içindesiniz, bu da çıktı. Şimdi bunların biraz akmasını bekleyeyim, size anlatayım. İç dünyanıza baktığım zaman sanki böyle bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz hayatınızda. Burada cadı görseli var. Süpürgesine binmiş bir cadı. Sanki iş hayatınızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsunuz. Kafanızda uzattığınız konularda bu değişikliği benim hayatıma katmam lazım. Keşke yapabilsem, çok hızlı olsa, bir an önce gelse dediğiniz bir süreç içinizde yaşıyor olabilirsiniz. İlişkiler konusunda karşı tarafın inatlaşmasından dolayı biraz rahatsızsınız. Sanki çok net tavırlarda davranması sizi rahatsız ediyor. Yani daha mantıksal davranması, duygusal davranmaması sizi rahatsız ediyor olabilir. Bu boğa ya da oğlak burcu karşınızda olarak görünüyor. Kısmet beklentisi içinde olanlar, karşısındaki insanın isminin içerisinde E harfi olanlar. Yakın zamanda bu kişiyle karşılıklı basit görüşmeler yapacaksınız. Yani aşk konuları değil de daha çok arkadaş konularında görüşmeler yapacaksınız. Ama bu kişi sizin kısmetiniz. Yani bu kişiyle bir ay içerisinde bir görselde birleşiyorsunuz, sonrasında da aydınlanıyorsunuz. Zaman zaman atışmalar olabilir ama güzel bir ilişki başlayacak gibi görünüyor. Gelelim iş konularına. Elinizde çocuk gibi büyüttüğünüz bir işiniz var. Yani çok emek veriyorsunuz. Başından beri elinizi tuttuğunuz, zaman zaman başınızı böyle uzattıkça uzadığı sıkıntıları, sorunların, özellikle parasal konuların uzadığı bir süreci bu ay yaşayacaksınız. Hatta önümüzdeki ayda bir süre yaşamanız çok mümkün. Ama bunun getirisini Haziran ortasından sonra çok rahat almaya başlayacaksınız. Bazı kişiler de çevrenizde sizin bu durumunuzu üzülüyor. Sanki keşke ben yapsaydım der gibi duran, bakın şurada başı önünde sizi seyreden insanlar görüyorum. Yani bugün sıkıntıyı çekeceksiniz ama onun yarın meyvesini çok güzel yiyeceksiniz. Zaten üzerinde de balık duruyor gördüğünüz gibi. Biraz sıkıntı çekersiniz ama sonrasında çok güzel aydınlanırsınız diye düşünüyorum. Güzel bir faldı. Fazla uzatmak istemiyorum. Gördüklerimi size anlatmak istiyorum. Yani 15-20 dakikayı bir fal bulsun. Çok tarzım değil. Gördüğümü söyleyip falı bitirmek istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.